Merhaba, ben Rüzgar Bire Okan. Bugün yine çok güzel, çok tatlı bir konu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bugün kadınlara özel bir şey konuşacağız. Siyah elbiseyi konuşacağız. Siyah elbise bir videoyu fazlasıyla hak eder. Çünkü o bizim gardırobumuzun baş tacıdır. Zamansızdır, asildir, zariftir. Her zamanın aslında elbisesidir. O yüzden de siyah elbise olmazsa olmazımız, tamam. Ama acaba kendi vücudumuza ait doğru elbiseyi seçebiliyor muyuz? İşte bu video tam da bununla ilgili. Ya da bana hep soruyorsunuz, Rüzgar Hanım, toplantılara, mülakatlara giderken elbisenin üstüne ceket uyduramıyorum. Nasıl bir ceket uydursam? İşte bu videoda bu bilgiyi de bulabileceksiniz. Bu cevabı da bulabileceksiniz. Ya da diyorsunuz ki, Rüzgar Hanım, tesettürlüyüm ve ben de elbise giymek istiyorum. Nasıl elbise giymeliyim? İşte cevabı yine bu videoda sizinle birlikte olacak. Nereden ilham aldım? Geçen hafta eğitimim sırasında dedim ki, bir dakika ya, bu konuyla ilgili bir video çekmemiz gerekiyor. Çünkü siyah elbise bunu fazlasıyla hak ediyor. Kitabımda ayrıca bir bölüm hazırladım. Elbise tabii ki YouTube kanalımda da bir videoyu fazlasıyla hak ediyor. Peki ne oldu? Bir eğitimim vardı. Eğitimim Kocaeli'nde gerçekleşecek ve sabah gideceğim. Avrupa yakasında oturuyorum. Sabah 5.30'da biliyorsunuz kalkıyorum. 6.30'da evimden çıktım. Sabah erkenden eğitim başlayacak. Eğitimden sonra katılmam gereken bir toplantı var İstanbul'da. Sonrasında da katılmam gereken bir davet var. Yani 3 tane farklı yerde olmam gerekiyor. Fakat tek bir ben var ve evime tekrar dönebilecek bir zamanım da yok aslında. Bunun üzerine şöyle düşündüm. Öyle bir elbise giymeliyim ki beni bütün gün boyunca ve bütün okazyonlarda, bütün gittiğim yerlerde rahat ettirsin ve aynı zamanda şık da göstersin. Tabii ki bunun ismi siyah elbiseydi. Hemen gardırobuma baktım. Gardırobumda bu arada size de hep önerdiğim, asla elbiselerinizi istiflemeyin. Aralarına mutlaka başka renklerde parçalar koyun. Böylelikle elbiselerinizi, tüm elbiselerinizi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Elbisemi aldım, üzerime giydim. İnce siyah çorap, altına stiletto, rugan stilettolarım. Çantamla birlikte eğitime gittim. Sonrasında içinden çıkarttım. Küçük çantayla birlikte de davete gittim. Şimdi 3 yere de, toplantı, eğitim ve davette de aynı siyah elbise, farklı çanta ve aksesuarlarla birlikte günü tamamladım. İşte bu yüzden de siyah elbise aslında tam bir kurtarıcıdır. Peki elbiseyle ilgili o gün 4 farklı kişiden elbiseniz çok güzelmiş, nereden acaba yorumunu aldım. Kalbim tatlı bir şekilde gülümsedi. Niçin derseniz, elbise 1999 yılına aitti. O yüzden doğru bir elbiseye yatırım yaparsanız elbise sizi zamansız bir şekilde takip eder. Bundan sonra belki 2040'a kadar gider. O yüzden de doğru bir elbiseyle vücut şekliniz eğer değişmezse, vücut ölçüleriniz değişmezse, elbise size bir zaman makinesi içerisinde yolculuk yaptırır. Şimdi doğru elbiseyi seçebilmek önemli. Gelsin o zaman tiyolar. Elbisenizi ilk önce bu elbiseyle başlayalım isterseniz. Elbisenizin V yakalı olması sizi daha uzun ve ince gösterecektir. İkincisi, elbisede özellikle kapak kol olması, eğer ceket giymek istemiyorsanız sıfır kola göre sizi daha resmi tutacaktır. Kapak kol. Arzu ederseniz truvakar kol ya da tam kolda tercih edebilirsiniz. Tam kolları bazen çekerek sporlaştırabilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimde bu elbisede, özellikle bu elbisenin göğüs altından şeritli olduğunu göreceksiniz. Aslında birazcık Helenistik dönem kıyafetlerinden esinlenmiş gibi. O yüzden Helenistik dönemin kıyafetlerinde de ya da o tip gelinliklerde de, kıyafet elbiselerde de hep göğüs altında bir bant ve şeridin olduğunu görürsünüz. Bu da aşağıya doğru vücuda oturmayan bir kumaş bırakır bize. Bu da aslında kamuflaj için çok çok iyidir. Özellikle karın bölgenizde o dönem istemediğiniz şişkinlikler varsa göğüs altından aşağıya doğru inen elbiseler doğru tercihlerdir. Peki her vücut tipi için mi? Şimdi oraya gelelim. Bu tip elbiseyi özellikle
Omzu geniş ve kalçası dar hanımlar rahatlıkla giyebilirler. Yine aynı şekilde dümdüz inen, yani bel kavisi olmayan pırasa tipi diyoruz biz ona. Pırasa tipi vücut yapısına sahip olan hanımlar da çok çok rahat giyerler. Tabii ki kum saatlerini söylemiyorum. Onlar her şeyi giyecekler. Kum saatleri de yine bu elbiseyi rahatlıkla giyebilirler. Peki armut vücut tipi ya da elma vücut tipi dersek, işte o noktada elbisenin aşağısındaki pililer bizi engelliyor. Çünkü bu pililer, özellikle pilili elbiseler, kalçası dar ya da kalça omuz marjı aynı olan ya da bel kavisi olmayan hanımlar için uygundur. Pililerin de ince olanı, ince olanları makbuldür. Çünkü pililer kalınlaştıkça özellikle kabalaşmaya başlar. Bu da aslında estetiği ve zarafeti alır ve götürür. Peki bir diğer nokta, kumaş da çok çok önemli tabii ki. O yüzden akışkan kumaşlar pilili eteklerde ve elbiselerde daha doğru tercihler olacaktır. Peki armut vücut tipi pilili bir etek ve elbise giyerse ne olur? Pililer açılır ve arka fonda Rihanna'nın Under My Umbrella şarkısı çalmaya başlar. Yani pilili etek ve elbiseler geniş kalçalı hanımlar için uygun değildir. Bir başkası, diyoruz ki eğer aşağıya doğru kloş açılıyorsa o zaman doğru tercih olabilirler diyoruz. Peki o zaman geniş kalçası olan hanımlar ne giyecekler Rüzgar Hanım derseniz, gelsin bizim o kurtarıcı elbisemiz. Nedir o derseniz, A kesim elbise. Ceketi birazdan tekrar kullanacağım. Ceketle birlikte takım yapabildiğiniz gibi tek parça da kullanabilirsiniz. A kesim elbise 60'larda da vardı, 70'lerde de, 80-90 bundan sonra da olacak ve her zaman bir kadın gardırobunun kurtarıcısı olacak. A kesim elbise özellikle elma vücut tipine sahipseniz, yani karnınız varsa, bacaklarınız çok çok inceyse ya da armut vücut tipine sahipseniz çok rahat giyebileceğiniz bir elbise modeli. Diğer taraftan pırasalar, ters üçgenler, yani çilekler ve kum saatleri giyemiyor mu? Tabii ki giyebilirler. O yüzden A kesim elbise bütün vücut tiplerinin giyebildiği tek elbisedir. Bu arada tweed, özellikle ince bir tweed olursa bütün hanımlar için çok çok zariftir. Elbiseye zarafet, bir ağırlık ve aynı zamanda bir modernlik kazandırır, bir de asalet kazandırır. Peki bir diğer taraftan bana hep şu soru geliyor. Rüzgar Hanım, tek parça bir tane elbisem var. Dümdüz bir elbise. Bu dümdüz elbiseyi kim giyebilir? Öncelikle şunu söyleyeceğim. İnce kumaş bir elbiseyi eğer karnınız yoksa kum saati, ters üçgen ya da pırasa kullanabilirsiniz. Armutsanız mutlaka ve mutlaka kalçayı kamufle etmek gerekir. Elmaysanız asla düşünmeyin. Vücuda oturan bir parçayı, karnınız varsa ya da elma vücut tipine sahipseniz ya da geniş kalçalara sahipseniz çok vücuda yapışan elbiseleri tercih etmeyiniz. Peki Rüzgar Hanım, bunun kolları var ve kolları çok derin oyulmuş. Ama ben bunu iş görüşmesine giymek istiyorum çünkü bundan başka elbisem yok. Peki ben buna ne yapacağım derseniz, ben ona ceket derim. Mutlaka ceketini al ve iş görüşmesine git derim. Peki ama Rüzgar Hanım bir dakika ya, buna uygun ceket bir türlü bulamadım. Çünkü bu elbiseyi ta çok eskiden almıştım ama şimdi buna uygun ceket bulamıyorum. Renk tutmuyor, kumaş tutmuyor, doku tutmuyor. Ben de o zaman sana şöyle söylüyorum. Aynısını bulmaya çalışma. Tam tersi. Git kendine bir tweed ceket al. Çünkü tweed ceket alırsan bir, hem yaz hem kış giyebilirsin ince bir tweed'i. İki, böylelikle düz kumaşlarına renk farklılığı olmaksızın ya da kumaş farklılığı olmaksızın rahatlıkla kombinleyebilirsin. Bu arada Chanel tipi sıfır yakalı ve box tipi dediğimiz bele oturmayan bu ceketler tüm vücut yapıları için güzeldir. Ama özellikle elma tip ve özellikle pırasa tip için, pırasa vücut tipi için çok çok güzeldir. Elma tip için kesinlikle zaten banko. Peki Rüzgar Hanım, bu ceketi, çok kısa ceketleri armut vücut yapısına sahip olan hanımlar giysinler mi? Hayır. Hanımların armut vücut yapısına sahiplerse kalçayı kamufle etmeleri gerekiyor ya da bu tip
elbiseyi tercih etmemeleri gerekiyor. Peki gelelim bir diğer modele. Aynı elbisenin aşağısı sadece, alt tarafı kloş olan modeline. Bunda yine kısa ceketleri kullanabilirsiniz. Çok geniş oyulmuş kollar, halter tipi kolları iş görüşmelerinde tercih etmeyin. Akşamları rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir iş görüşmesine gittiniz ya da şirkete gittiniz. Sonrasında özel bir davet var, kutlama var. Orada çıkartabilirsiniz. Yine dümdüz parçaları boynuna fularlarla birlikte hareketlendirebilirsiniz. Burada tabii ki göğüs genişliğiniz de çok çok önemli. Eğer sıfır yaka elbise kullanmak istiyorsanız göğüs kafesinizin dar olması gerekiyor. Ve yine fularlar videosunu mutlaka izleyiniz efendim. Doğru fuları eşleştirmek de çok çok önemli. Fularlar birer işçi arı biliyorsunuz ama doğru fularla doğru elbise eşleşmesi de çok çok önemli. Düz elbiselerinizle uzun kolyeler takabildiğiniz gibi sıfır yakalı elbiselerinizle aynı zamanda o bölgede çok gerçekten çok çok fazla ekses dediğimiz kolyeleri de kullanabilirsiniz. Yeter ki göğüs kafesimizi bilelim. Peki bir diğer nokta, gelelim akşamlara. Akşamlarda da ya da yine vücut tipini de söyleyelim. Akşamlarda böyle küçük birer dantel aslında çok çok yakışıyor. Özel günlerin göstergesi aslında dantel. O yüzden de iş yerinde çok fazla kullanmamak gerekiyor ve aynı zamanda bu bizi bir anda şıklaştırabiliyor, akşam için şıklaştırabiliyor. Yine de karnı çok geniş olanlar ve kalçası çok geniş olanlar için peplum dediğimiz, yani üstünde böyle parçalar olan etekleri, etekli elbiseleri tercih etmemek gerekiyor. Pırasalar için çok doğru bir tercih olacak. Kum saati zaten giyebilir, ince kum saatleri ve bir de ters üçgenler bu parçayı giyerlerse otomatikman bakın fıt, kalça yapıyorlar kendilerine. Peki devam ediyorum. Bir diğer nokta. Kumaşlar da çok çok önemli. Krep kumaş çok çok önemli. Özellikle kalçalarınız genişse asimetrik parçalar, asimetrik yakalar tercih ederek tamamıyla odağı kalçalardan çekebilirsiniz. Böylelikle hem akışkan bir kumaşla, daha rahat bir kumaşla ince gösterip kendinizi, aynı zamanda asimetrik yakalar ve drapelerle birlikte yine üst bedeninizi de ince gösterebilirsiniz. Özellikle yine elma tipi hanımlar için ve armut tipi hanımlar için bu elbiseleri sizlere öneririm. Peki tesettürlü hanımlarımız neler yapsınlar? Sıfır yaka elbiseleriniz, uzun kol, hiçbir şey fark etmiyor. Yine krep kumaş olursa şahane olur. Bu elbiselerin altı yine aşağıya doğru. Bakın böyle kloş iniyor, hafif çan iniyor. Altına özellikle kışın giyeceğiniz bir deri çizmeyle, siyah ya da bordo. Bu yine eşarbınız. Daha ziyade şal çok güzel olur. Çizmeyle birlikte kullanacaksanız şalınızla birlikte çok modern bir görüntü elde edersiniz. Üzerine isterseniz bir uzun kap alabilirsiniz. Uzun bir pardesü giyebilirsiniz ama gerçekten elbiseden daha uzun olması gerekiyor. Ve özellikle yine sıfır kollu yelekleri kullanabilirsiniz. Belinize bir kemer yapabilirsiniz. Böylelikle siyah elbisenizi şıklaştırabilirsiniz. Peki. Bu arada tesettürlü hanımlar için bluz ve kalem uzun etekten ziyade tek parça elbiseyi her zaman için öneririm. Bir diğer nokta, özellikle kalçası geniş olan hanımlarda ve kolları da turvakar tercih etmek isterseniz V yaka, göğsü de genişse eğer böylelikle ince ve uzun gösterecektir. O yüzden sıfır yaka kullanmak istiyorum dese bile küçük bir V ile yırtmaçla o V havasını oluşturabilir. Asimetrik bir çizgi, asimetrik bir dönüş. Dönüş, S çizgisi ve yine isterseniz ince bir beliniz varsa ve kalçalarınız çok geniş değilse, yine kum saati vücut yapısına sahipseniz ya da ters üçgenseniz yine beline ince bir kemerle bu elbiseleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle evaze aşağıya doğru genişleyerek inen elbiseler her türlü kalça yapısına uygundur diyebilirim. Peki bir diğer nokta, bakalım. Rüzgar Hanım, böyle birazcık da romantik bir etkisi olsun derseniz şayet, şöyle yapayım.
Şöyle yapalım. Şimdi bu elbise dantel bir elbise. Dantel ve uçuş uçuş, kloş etekleri olan bir elbise. Dantele ne yakışır derseniz, ben dedim ki buna bir saten kuşak yapayım. İsterseniz belinde kullanabilirsiniz. Ben bunu sonradan eklettim açıkçası. İstersen bunu boynuma kullanıyorum fular gibi, istersen başıma bir bant gibi kullanıyorum. O yüzden isterseniz buna bir de kadife bir taç ekleyebilirsiniz. Böylelikle akşamları da düz bir elbise değil ama siyah başka bir elbise giymek istiyorum dediğinizde, ben size güzel bir dantel elbise bütün vücut tipleri için önerebilirim. Özellikle kalçalardan aşağıya böyle birazcık daha kendini bırakan kumaşlar olduğu için dantel tamamıyla oturmuyorsa, işte o zaman şahane duruyor ve özel akşamların ve yemeklerin ve davetlerin vazgeçilmezi oluyor. Bir başkası dümdüz simsiyah bir elbise. Truvakar kollu, zamansız, uzun bir kolye taktınız. Diyelim ki inci kolye ya da altın saçaklı bir kolye taktınız. Ya da boynuna bir fular bağladınız. O yüzden ya da sadece bir broş taktınız. O yüzden düz bir siyah elbise, sağında solunda hareket olan, şusu busu olan bir elbiseye göre daha zamansız bir elbisedir. Çünkü düz elbiselerin kenarına her şeyi koyabilirsiniz. Üstünüze ceket giyebilirsiniz. Farklı renkte ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Burada da küçük bir broş koydum. Bu yaka diamond yaka, yani tam bir aslında mücevher yaka, yani elmas yaka. Şimdi bu yüzden de çok güzel ve ince gösterir yapıyı. İster yarım kollu, ister truvakar kollu olabilir. Sadece piliseli olduğu için özellikle geniş karnı olanlarda doğru bir elbise değildir. Yine armut tipi için ve elma tipi için değil ama pırasaya ve özellikle ters üçgene çok yakışacak bir elbise tipi diyorum. Yazında elbise giymekten vazgeçmek istemiyorum Rüzgar Hanım derseniz ve aynı zamanda birazcık da kilo aldım, aynı zamanda düz ayakkabılarla giymek istiyorum, nedir o öyle topuklu ayakkabılar diyorsanız, işte size dümdüz krep kumaştan yine siyah bir elbise. Boyu itibariyle hem sizi kamufle edecek, hem rahat ettirecek, hem de içindeki astar tabii çok çok önemli. Eğer pamuk doğal bir astar da tercih ederseniz bütün gün rahat, hafif hissettirecektir. Krep kumaş buruşmaz, kolay eskimez. Altına babetlerinizle birlikte rahatça giyebilirsiniz. Geniş karnı olanlar, kalçaları olanlar için doğru bir tercih olacak. Bakayım başka kaldı mı? Hepsi birbirinden güzel ama bir tane daha var. Siyah bir elbisede tabii ki kadifeyi konuşmazsak olmazsa olmaz ama kadifeden önce bir şeyi daha konuşmamız gerekiyor. Yarasa kol. Yarasa kollarda özellikle kollarınız kalınsa, kollarınızla çok memnun değilseniz, çok barışık değilseniz o dönemde, kamufle etmek istiyorsanız, o daha güzel noktalara çekmek istiyorsanız, özellikle kolları kalın olan, üst bölgesi geniş olan hanımlarda sıfır kol yerine, yarım kol yerine en güzel alternatif aslında yarasa koldur. Bu benim bir gece elbisem kadife kış için, kışın katıldığım davetler için. Beline altın rengi metal bir kemer takıyorum ve gayet rahat şıklaştırabiliyorum. Bu kol özellikle o yüzden tüm kollara, kolu çok ince olanlara da çok çok yakışıyor. Ama özellikle kalın kollar için tam bir kamuflaj oluyor. Evet, siyah elbise anlatmakla bitmez. Saatlerce konuşabiliriz. Ama siyah elbiseyi kendi vücut şeklimize uydurduğumuzda, işte o zaman hayata stilimizi ve ışığımızı yansıtabiliriz.